Merhaba değerli arkadaşlar. Güncel, genel kültür eğitimimizle sizlerleyiz. Eğitim sizlere fayda sağlarsa ve memnun kalırsanız videoyu beğenmeyi, eğitimlerimizi kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kanalımızda yer alan diğer eğitimlerimizi izlemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Eğitim hakkındaki görüşlerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum. İyi seyirler. Türkiye'nin ilk kadın taarruz helikopter pilotu Özge Karabulut. Bu bilgiye yıldız koyuyorum arkadaşlar. Çıkma ihtimali yüksek bilgilerden bir tanesi çok önemli. Tarihçilerin kutbu ve şeyhül müverrihin, yani tarihçilerin şeyhi olarak bilinen dünyaca ünlü tarihçimiz Halil İnalcık. Türkiye'nin tescillenen ilk tropikal meyvesi ejder meyvesi. Türkiye'nin nişesi olarak adlandırılan Oruç Aroba, Mayıs 2020 tarihinde hayatını kaybetti. Sayıklamalar, meşe fısıltıları, hani iledeki işte geç gelen ağıtlar benlik kesik esintiler eserleri arasında yer alır. Nisan 2021 tarihinde Polonya'da düzenlenen Gençler Dünya Boks Şampiyonası'nda milli boksörümüz Büşra Işıldar kadınlar 81 kilo finalinde altın madalya kazandı. Yassı Ada Demokrasi ve Özgürlükler Adası ismini aldı. Nisan 2021 tarihinde Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye. Yusuf Yazıcıyı yoksullukla mücadele savunucusu ilan etti. Bildiğim bir şey varsa o da hiçbir şey bilmediğimdir." sözü Sokrates'e aittir. Mart 2021 tarihinde tarihte ilk kez bir papa Irak'a gitti. Peki bu ziyareti gerçekleştiren kim? Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis. Profesör Doktor Gazi Yaşargil Amerika Birleşik Devletleri'nde Nöroşirurji alanında yüzyılın adamı seçilmiştir. Yüzyılın beyin cerrahı olarak adlandırılmaktadır. Tutunamayanlar, tehlikeli oyunlar, korkuyu beklerken eserleri Oğuz Atay'a aittir. Mart 2021 tarihinde Diyarbakır'ın Kulp ilçesine bağlı Şenyayla bölgesi Muş'a bağlandı. Covid-19 aşısını geliştiren Alman biyoteknoloji firması Biontech'in kurucu ortakları Uğur Şahin ve Özlem Türeci'ye Almanya tarafından liyakat nişanı verildi. Tarihte meydana gelen bazı olayların hangi ülkede gerçekleştiğine bakacağız. Genel kültür ve tarih sorularında karşımıza gelebilir. Yasemin Devrimi Tunus. Beyaz Devrim İran. Gül Devrimi Gürcistan. Beyaz İhtilal Türkiye. Turuncu Devrim Ukrayna. Lale Devrimi Kırgızistan. Sedir Devrimi Lübnan. Kadife devrimi Çekoslovakya, Ekim devrimi Rusya, Karanfil devrimi Portekiz. Tamamı güneş enerjisi ile çalışan dünyanın ilk havalimanı Çoçin Uluslararası Havaalanı Hindistan'da yer almaktadır. Mart 2021 tarihinde Süveyş kanalında karaya oturan ve deniz ticaretinin durmasına neden olan Evergreen şirketine ait gemi Evergiven Covid-19 aşısının geliştiricilerinden olan Özlem Türeci, Almanya'da yılın yüz kadını arasında yer aldı. Mustafa Kemal'in, Türk milletinin beklediği ses dediği, eserlerindeki vatan sevgisi ve hürriyet fikirlerinden etkilendiği yazar Namık Kemal'dir. Dünyanın ilk mikrop müzesi olan Micropia Museum, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da yer almaktadır. Nisan 2021 tarihinde Portekiz'in başkenti Lizbon'da gerçekleştirilen Avrupa Judo Şampiyonası'nda milli sporcumuz Vedat Albayrak altın madalya kazandı. Kazakistan Ulusal Alfabe Komisyonu 2023-2031 döneminde ülkede kademeli olarak kullanıma gelecek Latin harflerine uyarlanan yeni Kazak alfabesini tanıttı. Çin dünyanın ilk 6G test uydusunu uzaya fırlattı. 15 Temmuz'un ilk şehidi olan Bülent Aydın'ın adı Iğdır Havalimanı'na verildi. 1 Nisan 2021 tarihi itibariyle Türkiye ve Azerbaycan arasında kimlik kartı ile seyahat edebilme resmen başladı. Türkiye'nin hizmete alınan ilk doğalgaz depolama gemisi Ertuğrul Gazi. 2021 yılı İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılıdır. İstiklal Marşı ile ilgili önceki yıllarda sorular soruldu. 100. yılı olduğu için İstiklal Marşı'ndan soru gelebileceğini düşünüyoruz. İstiklal Marşı ile ilgili neler sorulabilir? Hemen bakalım. İstiklal Marşı'nın kabulü 1. İnönü Zaferi'nin sonuçları arasında yer alır. İstiklal Marşı için yapılan yarışmayı Milli Eğitim Marif Bakanlığı düzenledi. Yarışmaya 724 şiir gönderildi. Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı'nı Ankara'da bulunan Taceddin Dergahı'nda yazdı. Mehmet Akif Ersoy'un Kahraman Ordumuza ithafı ile yazdığı şiir, 12 Mart 1921 tarihinde Milli Marşımız olarak mecliste kabul edildi. İstiklal Marşı'nı mecliste ilk okuyan Marif Bakanı Hamdullah Supi Bey'dir. İstiklal Marşı'nın ilk bestesini Ali Rıfat Çağatay, 1930'dan sonraki bestesi yani günümüzdeki bestesini ise Osman Zeki Üngör yaptı. İstiklal Marşı ilk kez 1982 Anayasası'nda yer almıştır. İstiklal Marşı'nın yayımlandığı ilk gazete Açık Söz, İlk dergi ise Sebilur Reşat'tır. Karıştırmayalım arkadaşlar. Mehmet Akif Ersoy aldığı para ödülünü Darül Mesai'ye bağışlamıştır. Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı'nı Türk milletinin malıdır diyerek Safaat adlı eserine almamıştır. Temmuz 2020 tarihinde NASA tarafından Mars'ı incelemek üzere gönderilen keşif aracı Perseverance. Türkiye'nin ilk yerli kivi çeşidi İlk altın adıyla tescil edildi. Türkiye'nin ilk yerli ve milli gözetim radarı Gaziantep'te kuruldu. 2021'de üretilen Türkiye'nin yeni hava savunma füze sistemi Sungur. 2019 yılında OPEC'ten ayrılan ülke Katar. 2021 Avrupa Spor Kenti seçilen ilimiz Nevşehir. Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı ULAK. 2021 G7 toplantısı İngiltere'de gerçekleşti. G7, dünyanın en gelişmiş 7 ekonomisinin bir araya geldiği bir zirvedir. G7 ülkeleri ABD, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere ve Kanada şeklindedir. ÖSYM zaman zaman Oscar ödüllerinden soru sorabiliyor. Bu yüzden 93. Oscar ödüllerini inceleyeceğiz. 2021 Oscar ödül töreninde en iyi film Nomadland, en iyi yönetmen Chloe Zhao, en iyi kadın oyuncu Frances McDormand, en iyi erkek oyuncu Anthony Hopkins oldu. Ilısu barajına Veysel Eroğlu'nun adı verildi. Türk edebiyatının beyaz kartalı olarak bilinen yazarımız Bahaettin Karakoç Mart 2021 tarihinde Merkez Bankası Başkanlığına Şahap Kavcıoğlu atandı. Kıbrıs'ta bulunan 1974 yılından beri kapalı olan ve açılmasına karar verilen hayalet şehir Maraş. 5. İslami Dayanışma Oyunları 2021 yılında Konya'da yapılacak. 2020 Necip Fazıl ödüllerini inceleyelim. Şiir ödülü İhsan Deniz. Hikaye roman ödülü Sevinç Çokum. Fikir Araştırma Ödülü Profesör Doktor Ekrem Demirli İlk Eserler Ödülü Zeynep Arkan ve Mahmut Coşkun Uluslararası Kültür Sanat Ödülü Profesör Doktor Taha Abdurrahman Saygı Ödülü Cahit Koytak 2021 Avrupa Kültür Başkenti Romanya'nın Temeşvar şehri ilan edilmiştir. Türkiye'nin ilk milli deniz seyir füzesi Atmaca 2020 yılında açılan Kahramanmaraş-Göksun arasındaki yola Edebiyat Yolu adı verildi. 2020 yılında gerçekleştirilen G20 zirvesi video konferans şeklinde Suudi Arabistan'da yapıldı. 2021 G20 zirvesi ise İtalya'da yapılacak. Birleşmiş Milletler 2021 yılını Uluslararası Meyve ve Sebze Yılı ilan etti. İlgili etkinlikler ve kutlamalar Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü tarafından yapılacak. Dünya Sağlık Örgütü 2021 yılını Uluslararası Sağlık Çalışanları Yılı ilan etti. İçişleri Bakanlığı 2021 yılını Afet Eğitim Yılı ilan etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi 2021 yılını İstiklal Marşı Yılı ilan etti. UNESCO 2021 yılını Hacı Bektaş Veli, Ahi Evran ve Yunus Emre Yılı ilan etti. Cumhurbaşkanı 2021 yılını 30 Ocak 2021'de Yunus Emre ve Türkçe yılı ilan etti. Uluslararası Türk Akademisi 2021 yılını Alişir Nevai yılı ilan etti. Türkiye'de devlet sanatçısı unvanını alan ilk isim Ahmet Adnan Saygun'dur. Özsoy Operası ve Yunus Emre Oratoryosu en önemli yapıtlarıdır. Türk müzik tarihinde Türk Beşleri olarak anılan bestecilerden biridir. Türk Beşleri Cemal Reşit Rey, Ahmet Adnan Saygun, Ulvi Cemal Erkin, Hasan Ferit Alnar, Necil Kazım Akses şeklindedir. Çölün gelini olarak bilinen yer Palmira Antik Kentidir. Brexit kararı ile Avrupa Birliği'nden ayrılan ülke İngiltere. Dünyanın en genç profesörü unvanıyla bilinen ve Türkiye'nin Einstein'ı olarak anılan kişi Oktay Sinanoğlu. UNESCO yaratıcı şehirlerimize bakarsak Gastronomi alanında Gaziantep, Hatay ve Afyon Karahisar. Tasarım alanında İstanbul. Zanaat ve Halk Sanatları alanında Kütahya. Müzik alanında Kırşehir. Arkadaşlar, şehirlerimizin UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı programına hangi yıl dahil edildiğini parantez içinde belirttik. 2020 lisans KPSS'de Kırşehir soruldu, bilginiz olsun. Yaratıcı Şehirler Ağı 7 tema etrafında şekillendirilmiştir. Bu temalar edebiyat, film, müzik, zanaat ve halk sanatları, tasarım, gastronomi ve medya sanatları olarak belirlenmiştir. Harvard Üniversitesi Genç Akademi üyeliğine seçilen Canan Dağdeviren, Parkinson hastaları için icat ettiği beyin iğnesi buluşunun adını Aşık Veysel koydu. Teknofest 2021 İstanbul'da düzenlenecek. 2021 NATO zirvesi Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleşti. Ocak 2021 tarihinde Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ülkede ölüm cezasını kaldıran kanunu imzaladı ve idam cezası resmi olarak kaldırıldı. Dünyada sadece Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde yetişen Karagül'e coğrafi işaret tescil belgesi verildi. Evet değerli arkadaşlar, eğitim hakkındaki görüşlerinizi yoruma yazabilirsiniz. Eğitim faydalı olduysa videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Eğitimlerimizi kaçırmamak için bildirimleri açabilirsiniz. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere, esen kalın.